Merhaba arkadaşlar, ben Göksu. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ve alkış efektleri. Şimdi şu elimdekileri hemen bırakayım. Şöyle bir terlik aldım. Şöyle bir Birkenstone. Şu şekilde metli kendime aldım. Bir sürü alışveriş yaptık. Bu terlikten istiyordum zaten. Ve en sonunda aldım. Şöyle normal klasik haki rengi. Hemen ayağımı giyeyim. Ayağım şu şekilde. Bence güzel. Şimdi ben şöyle bir poşetlerimi alayım. Tamam mı? Şimdi şöyle bir de Merida Decathlon'dan şöyle sandalet de aldık. Merida kışıklarını ayrı bir videoda göstereceğim aslında ama sadece bunu göstereyim şimdi. Bu arada bir şu terliklerimin fiyatı 4.399 TL'ye aldık arkadaşlar. Bir de Mede şöyle bir yaz için Decathlon'dan bir sandalet aldık. Bunun fiyatı da 900 küsurdu. Oradan alınca 710 TL'ye falan düştü. Şöyle bir ruju aldım kendime. Bunu süreyim bakayım. Yani. Şöyle hangi markandı ya? Ha, Golden Rose'umdu. Şöyle bir ruj dedim de lip gloss bu arada. Parlatıcı. Şöyle. Çok güzel ya tadı falan. Şimdi asıl gelelim şöyle dev bir alışverişe. Burada bir mağaza var. Ben orada yapıyorum genellikle alışverişimi. Bunların toplam tutar fiyatı 5.000 TL. 4.997.000'e. 5.000 TL'ye dev kışlık alışveriş yaptım arkadaşlar. Şimdi bunları size göstermek istiyorum. Şöyle birinci parçamdan başlayalım. Şu şekilde bir short. Şöyle. Arkası da böyle. Şöyle. Bunun fiyatı 150 TL'ydi. Fakat şöyle ben şu boyutta kısa olmasını isterdim. Bunu değiştirecek miyim bilmiyorum. Değiştirmem sanırım. Ama böyle de gayet güzel. Şimdi gelelim ikinci parçamıza. Şöyle bir şort. Hoppa. İkinci parçamı bu şekilde. Bunun boyunu daha çok sevdim. Gayet güzel. Şöyle Oysho yazıyor. Şu şekilde. Gayet rahat ve basic bir parça. Ben beğendim. Siz ne diyorsunuz? Bence duruşu falan gayet iyi. Şöyle iki cebi var. Rahat. Şu şekilde lastik. O zaman bunun üstüne sivitlerimi giymeye başlayayım. Şöyle bir sivit aldım. Bu arada bunun fiyatı da 200 TL'ydi. Şöyle bir sivit aldım. Bu sivitin fiyatı da şöyle 430 TL. Saks mavisi. Şu şekilde. Şöyle bir sivit. Ben gayet beğendim. Evet, bir açı değişikliği yaptım. Şöyle bir sivit. Şöyle saks mavisi içi şöyle polarlı. Gayet güzel. Dediğim gibi içine bunu giymem. Şu şekilde. Altına siyah bir eşofman falan. Gayet güzel. O zaman geçelim ikinci simitimize. İkinci simitimiz de nasıldı? Şöyle griydi. Aynen bu da güzeldi. O zaman hop. Bu simitim de bu şekilde gayet oversize. Tam benim tarzım. Ben böyle sivitlere gerçekten bayılıyorum. Şöyle altına bir eşofman vesaire. Şöyle mesela şey de yapabilirim. Crop tarzı da yapabilirim bu şekilde. Bol şeyleri seviyorum arkadaşlar ben. Gerçekten bol şeylere karşı bir zaafım var. Bu arada belki sen aşağıda ne yapıyorum bilmiyorum. Şu şekilde. Arkası da hemen şöyle duruşu. Bu da güzel. Gelelim bir diğerine. Bir diğeri de şöyle. Bunun fiyatını söylemedim bu arada. Fiyatı şöyle şuradan siz görün artık.
Kaç? 450 TL. Bence gayet iyi. İçi bu arada hepsinin pamuklu. Şöyle bir sweatshirtim var. Bunu da giyelim. Giydim, geldim. Şöyle yine oversize. Şöyle önde fermuar detayı var. İsterseniz bu şekilde kapatabilirsiniz. Şöyle isterseniz kapatabilirsiniz. Şöyle boğazda da oluyor. Ama ben bu şekilde açık kullanırım. Bence bu da gayet güzel. Bir diğer sivitim de bunun siyahı. Ama önünde detayı farklı. Bu sivitin fiyatını söyleyeyim bu arada. Hemen şöyle bakın. 450 TL. Sanırım şeyler hep aynı. Belki sadece de bu arada bayağı alışveriş yaptık. Ona da çekeriz artık. Değil mi? Ama senin şimdi aşağıda durman lazım. Ben hemen video çekeceğim anneciğim, tamam mı? Ve bir diğer sivitim de bu şekilde. Siyah. Düz. Bence gayet güzel. Şöyle bel detayı da şu şekilde. Altına bir taytla ya da bir etekle kombinlenebilir. Şu arka planı görmeyin bu arada. Bunun fiyatı 460 TL. Bunda tekrar şöyle fermuarı var. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi kapatmayı sevmiyorum. Yani şu şekilde. Boğazlı kazakları seviyorum ama bu tarz fermuarlarda böyle açık, ne bileyim ya, daha çok hoşuma gidiyor böyle. Duruşuna, kalıbına falan bayıldım. Mersinli olanlar veya bu mağazanın başka bir yerinde olanlar alın, aldırın diyebilirim. Ve gelelim çiftli takımlarımız arkadaşlar. Ben eşofman takımı 3 parça aldım toplam. Ama boylarına, postlarına bittim. Hemen onları deneyip geliyorum. Evet. Şimdi geldim. Şöyle bir eşofman takımı aldım arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet boyu falan güzel. Üstüne de şöyle bir ceket. Ceketi de vardı bu takımın. Şöyle hemen deneyeyim. Ya Mehmet Ali ya, bu kolyeyi lanet olsun. Ayarlayamıyorum ya. Kes buraları, Allah kahretsin. Şöyle bir ceket. Bunun fiyatı da takım olarak şöyle 900 TL'ydi arkadaşlar. Hemen deneyelim. Crop bir ceket. Şöyle üstümüze atmalık. Bence gayet basic ve rahat. Şöyle mesela kombinleyebilirim ben. Şu şekilde. Hafif böyle şu. Ya da şu şekilde yapıp şöyle yapabilirim. Bence perfecto. Ben bu takımı çok çok beğendim. Boyuna gittim. Gerçekten boyu vesaire. Şöyle şu şekilde. Çünkü benim boyum uzun olduğu için arkadaşlar 1,87 boyum. Bulamıyorum yani. Eşofman takımı yok 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 yani. Ondan dolayı bu aynı takımın yeşil rengini ve antrasit rengini de aldım. Onları da deneyip hemen gelelim. Yeşil takımın altı da şu şekilde. Gayet güzel boydan. Üstüne yine böyle ceketim var. Hatta dün bunu yıkayıp giymiştim arkadaşlar. Bu rengine de bayıldım. Bu arada bu tarihte falan da çok uydu. Ben bu şekilde giyerim yani. Şu şekilde ceketi de yine böyle önden şöyle perdeyi açalım. Şöyle önden kapatmalı. Yine aynı şekilde. Arkası da şöyle. Arkası da şu şekilde. Böyle gayet tıfıl tıfıl kombinler. Bunun antrasit rengi var. Bunun fiyatı da 900 TL'ydi bu arada. O zaman antrasit rengini ve son rengini deneyip geliyorum. Ve antrasit rengini de giydim. Şu şekilde mavi mutlak bir renk bu. Yani çok da antrasit sayılmaz. Şöyle mavi mutlak. Gayet yeşile nazaran boyları bir tık daha kısa oldu bunların ya. Ben anlamadım, nasıl satayım. Neyse, üstüne hemen şöyle bunun da ceketi var dediğim gibi. Bunları farklı farklı şeylerle de kombinleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Bugün şunu da ayarlamam gerekiyor. Vallahi var ya. Hemen şöyle üstüme attım.
Okey ya. Bu da güzel oldu bence. Ne diyorsunuz? Bence gayet güzel. Altına beyaz bir spor. İçine de şöyle renkli bir büstiyer tarzı bir şey olabilir. Bu şekilde kombinlenebilir bence. Ben gayet beğendim. Bunun fiyatı da 900 TL'ydi. Hemen çıkartayım. Şöyle şey de güzel. Malı da güzel yani. Şöyle ince. Şu şekilde. Bakın. Şöyle elime geçiyorum. İnce bir kumaşa sahip. O yüzden terleteceğini çok düşünmüyorum bence. Benim kışlık alışverişim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bunların toplam tutarı 5000 TL falan tuttu ama terliksiz terlikle birlikte 10.000 TL. Bu şekilde sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.